Merhabalar Kemal İnce Toprak. Kayseri Kazancılar içerisinde Nista Saraf başlığı altında hizmet vermekteyim efendim. Evet altın fiyatlarında geçtiğimiz aya istinaden dolar ve ons bazlı iki farklı bağlı olduğumuz parametrelerin değişimine nazaran hemen hemen seyrinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Hafta arası geçtiğimiz haftalarda ciddi atakları oldu. Altının bir rekor tazeleme yoluna kadar ilerlemişti. Gramda 535 liraya kadar dolarda 888 8. 85 seviyeleri test edildikten sonra pandeminin biteceğine dair yani hemen hemen yasakların 1 Temmuz itibariyle kalkmasıyla birlikte piyasanın rahatlamasını öngören Vatandaşlarımız piyasaya biraz daha rahatlık getirdi. Doğal olarak kademeli olarak altın 535 seviyesini test ettikten sonra önce 520 lere, daha sonra da 500 bandına kadar hatta bir dönem 494 liraya kadar gramda geriledi. Şu anda da ortalama seyrinde 499-500 fiyat aralığında ilerlemekte. Vatandaşımızın anlayacağı dilde konuşmamız gerekirse çeyrek altın 825 lira, 830 liradan işlem görüyor. Karşılığında 800 liradan tekrar ekonomiye kazandırabiliyoruz. Geçtiğimiz aya baktığımız zaman seyir olarak biraz daha dengede gittiğiniz söylüyoruz. Sadece arada gelen bazı Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı, kendi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın verdiği faiz kararı bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Joe Biden görüşmesinden gelen neticeler tabii ki bu siyasi kanat da ciddi manada altın fiyatlarını etkiledi. Biraz da piyasaların rahatladığı düşünülürse biraz düşüş gerçekleşti. Aşağı yukarı %5 gibi bir değer kaybı söz konusu altında bu hafta. Önümüzdeki haftalarda malumunuz 1 Temmuz Perşembe gününe tekamül ediyor ondan sonrasında yasakların kalkmasıyla beraber düğün mevsimimiz açılıyor. Düğünlerimiz başlayacak. Artık eskisi gibi e, sazlı, sözlü, çalgılı, yemekli düğünlerimizi yapabileceğiz. Bu bizim eski günlere dönmemiz için en büyük işaretlerden birisi. E, bu haber alan vatandaşlarımız da ister istemez düğün hazırlıklarına başladılar. Artık herkeslerin tarihi kesinleşti. Geçtiğimiz haftalarda düğün salonlarıyla yaptığımız görüşmelerde e, boş günlerin artık kalmadığını dile getirmekteler. Bu da ekonomimize güzel bir şekilde yansıyacağını düşünüyoruz. E, vatandaşlarımız düğün altın hazırlıklarını tamamlıyorlar. Zaten yıllardır vazgeçmediğimiz bir emtiyadan bahsediyoruz. Muhakkak yükselişi de devam edecektir. Şu an için biraz daha düğüncü diye tabir edebileceğimiz vatandaşlarımızın düğün alışverişleriyle ilgileniyoruz. Daha sonrasında zaten yatırımcı her zaman için bir şekilde fırsatını buluyor. Altını da alıp satmaya devam ediyor. Tavsiyemiz hala altında kalmaktan yana olur yani.